Döviz fiyatlarından ilaç sektörü de etkilendi. Kanser ve kronik hastalıkları olan hastalar ilaçlarını bulmakta zorlanıyor. Ekonomi sağlık sektörünü de etkiledi. Hastalar mağdur durumda. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulların sonucu olarak gün içerisinde bazı reçeteleri karşılayamıyoruz. Bunun da sebebi depolarda ilaçları istediğimiz adetlerde bulamıyor olmak. Bunu her geçen gün biraz daha fazla bir şekilde yaşamaya başladık. Önümüzdeki günlerde daha fazla yaşayacağımız konusunda da bazı endişeler içerisindeyiz. Döviz kurunun artışıyla birlikte çoğu kanser ve kronik hastalıklarda kullanılan birçok ilacın ithalatı yapılamıyor. Hastalar ilaçları bulamıyor ve bulamadıkları zaman depolara başvuruyorlar. Şu anda bir depodayız. İstanbul Eczacılar Kooperatifi depo şefi Hasan Bey ile görüşmeye geldik. Bu konuda bilgilerini alacağız. Bakalım hastalar depolarda ilaçları bulabiliyorlar mı? İthalatta ne gibi sıkıntılar var? Kendisine danışacağız. Doları devlet 2.69, 2.70 üzerinden planlamış. Ama ithalatçı firmalarda ilaç getirirken 6 lira üzerinden işlem gördüğü için haliyle adam ithal etmek istemiyor. O zaman da ne oluyor? İlaç sıkıntısı piyasaya çıkıyor. Son zamanlarda bir de depoları özellikle bireysel, yani müşteriler eczanelerde bulamadıklarını depolarda bulmaya çalışıyorlar. Haliyle de biz de, yani kurumsal bir şirket olduğumuzdan dolayı parakende satışımız zaten yok. İstemeyerek yardımcı olamıyoruz yani. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç sektöründeki stok sıkıntısını kabul etmiyor. Devletin bu mağduriyete nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu.